Bu parçada yazar insanların içsel sorunlar yaşamalarının temel gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisini belirtmiştir? İçsel sorunları acı çekme olarak ifade edebiliyoruz parçaya göre. Bunların temel nedeni olarak da dünyanın, modern dünyanın içinde bulunduğumuz dünyanın acıya dayanma gücümüz azalıyor. Çünkü yeni dünya, içinde bulunduğumuz bu yeni dünya, yeni hayat anlayışı, yeni hayat algısı bize acılarımızdan kurtulmamız ve mutlu olmamız gerektiğini kafamıza kakıyor. Demek ki içsel sorunlar yaşamamızın temel nedeni nedir? Yeni dünyanın bize dayattığı acılarımızdan kurtulmamız ve mutlu olmamız gerektiği düşüncesidir. Düzenin insanlara acı çekmemesi ve mutlu olması gerektiği biçimindeki yanlış dayatmasıdır. İnsanların içsel sorunlar yaşamasının temel nedeni. Cevabımız C seçeneğidir. Ekonomist bu sözleriyle şehirle ilgili aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir diye bize soruluyor. Ankara yakası hep ilikli, hep kravatlı şehirdir. Kendini bu haliyle benimsetip sevdirir. Kendini aşık etmez ama alışkanlık yaratır. Severim Ankara'yı. Beni biçimlendiren ögelerden biridir. Nasıl vazgeçerim? Suyun başı meselesine gelince, bu soruyu izninizle iktisatçı olarak yanıt vereyim. Kaynaklar kamu eliyle dağıtıldığı sürece Ankara suyun başı olmuştur. Başkentin parasal konularda etkin oluşu vurgulanmaya çalışılıyor bu ifadeyle. Suyun başı ne demek? Dağıtılan bir ekonomik kaynağın nasıl dağıtılacağını, kime dağıtılacağını, yani bununla ilgili bütün ipleri, yetkileri elinde bulundurmak demek. Ankara'nın kaynak transfer işlevi her zaman onu önemli kılmıştır. İhaleler ve memuriyet dağıtımı Ankara'nın elindedir. Bütçeyi de bu işe katıyorum. Demek ki başkentin parasal konularda etkin olduğu burada vurgulanmış. O zaman şehirle ilgili anlatılmak istenen, yani Ankara ile ilgili anlatılmak istenen parasal konularda etkin oluşudur. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada dille ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruluyor. Gençliğin dille olan ilişkisi ürkütücü bir şekilde hızlı bir üretim ve tüketim temposuna sahip. Bazı yeni deyimler ve espriler o kadar büyük bir hızla popülerleşiyor ve sonra demodeleşiyor ki zirveye aniden çıkan ve kısa süre içinde düşen yıldızları andırıyor. Dil oyunculuğunda da o kadar ileri ve karmaşık noktalara ulaşıldı ki giderek artan bir sıklıkla bir bıkkınlık ve tıkanma duygusu görülüyor. Böyle olunca da nitelikten yoksun, yapay ve anlamsız bir dil ortaya çıkıyor. Demek ki gençlerin bu tutumları sonunda nasıl bir dil tutumu ya da dil anlayışı ortaya çıkmış? Niteliksiz bir dil ortaya çıkmış, yapay bir dil ortaya çıkmış, anlamsız bir dil ortaya çıkarmış. Vurgulanan bu. Gençlerin dil kullanımları doğallık, kalite ve anlam açısından dile zarar vermektedir. Çünkü zarar verdiğini nereden anlıyoruz? Çünkü bu tutum niteliksiz, yapay ve anlamsız bir dil ortaya çıkarıyormuş. O zaman anlamsız bir dilin, yapay bir dilin, niteliksiz bir dilin ortaya çıkması dile tabii ki zarar verir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçanın iletisi aşağıdakilerden hangisidir? Binlerce yıl önce Babiller başı göğe değen bir kule yapma sevdasına düşmüşler. Tanrılar belki de insanların kendilerine ulaşmalarını istemediğinden kulenin yapımını durdurmaya karar vermişler. Bunun için de kule yapımında çalışan işçilerin dillerini öyle karıştırmışlar ki sonunda insanlar birbirlerini anlayamaz olmuştur. Bir efsane anlatılmış. Sonra bununla ilgili de kendi düşünceleri sonucu söylüyor. Bana sorarsanız bu dil karışıklığına çok şey borçluyuz. Dillerin karışmış olması, insanların farklı farklı diller konuşmasını bir olumlama yaptığını görüyoruz. Farklı dillerin bambaşka güzellikleri ve inceliklerini, apayrı çekicilikteki söyleşilerini, albenilerini görüyormuş.
bu parçaya göre yazar dil çeşitliliğini bir güzellik, bir farklılık, bir zenginlik olarak görüyor. Farklı dillerin bambaşka güzellikleri ve incelikleri olduğuna göre o zaman dil çeşitliliği bir zenginliktir demeye çalışıyor. Belki de değişik dillerde, dahası değişik alfabelerde yazılmış şiirlerin, öykülerin, romanların yaşamımıza kattığı varsıllığı. Ne ki farklı dillerde düşünen, konuşan, yazan insanların birbirlerinin düşündüklerini ve yazdıklarını anlayabilmeleri ve okuyabilmelerinde çevirmenlere borçlu sayılmaz mıyız? Bu zenginliğin insanlar arasında paylaşılmasını sağlayan da kimlermiş bu yazara göre? Çevirmenlermiş. Dil çeşitliliği bir zenginliktir ve çevirmen bunu bize temin eden değerli bir kişidir. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak istenenleri karşılayabilir? Ailenin bence en temel özelliği mahrem olmasıdır. Mahrem ne demek? Kendisine yabancı olan insanlara dertlerini, sırlarını açmaması demek. Aile özel alandır. Perdeler çekilir ve aile sırları odalara hapsedilir. Bu mahremiyet ailenin kendini dış dünya tarafından sorgulanmasından korumasını sağlar ama aynı zamanda bir gizem de yaratır. Aile mahrem bir alan, özel bir alan, kendine göre gizli tarafları var. Yani perdeler çekilir ve orada yaşananlar, sorunlar dış dünyaya taşınmaz. Başkaları bu sorunları, bu problemleri görmez, bilmez, görmemeli ve bilmemelidir. O zaman kol kırılır, yen içinde kalır atasözü buradaki anlatılmak isteneni en güzel şekilde anlatır. Kol kırılır, kolun kırıldığını kimse görmez, o yenin içinde kalır. Yen dediği şey ne? Bir kazak düşünün ya da bir gömlek düşünün. Onun kolu, uzun bir şekilde kolu, kırık kol onun içinde. Ama o kolun kırıldığından kimsenin haberi olmaz. Kimseye haber verilmez. Yani bu durum kimseye çaktırılmaz. Aile içinde de sorunlar olabilir. O sorunlar aile dışından insanlara aktarılmaz. Anlatılmak istenen budur. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada gençlikle ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen parçada yazar gençlerden öğrenilebilecekleri sıralamış. Peki gençlerden bunları öğrenebilmek için ne yapmak gerekir? Tabii ki hayat boyunca gençlerle birlikte olmak gerekir ki bunlar öğrenilebilsin. Gençlik öyle bir cesaret kaynağı olabiliyor ki insanlar için her şeyi göze alabiliyorsunuz. Tehlikeleri, dostlukları, aşık olmayı, kalbinizin kırılmasını. Bütün bunlar bir birikim sağlıyor ve gençlerden yılmamayı öğreniyor insan. Gözlerinin parlaması gerektiğini öğreniyor. Sesinin kısılmaması gerektiğini, türkü söylemenin, şarkı söylemenin, halay çekmenin güzelliğini öğreniyor. Coşkunun tükenmezliğini öğreniyor. Gençlik böyle bir şey ve gençlerle beraber yaşlanmamayı öğreniyor insan. Tabii yaşlanmayı da öğretiyor olabilir. Bütün bunların gençlerden öğrenilebilmesi için insanın gençlerle iç içe olması gerekiyor. O zaman burada vurgulanmak istenen de yaşamın her alanında onlarla iç içe olunması gerektiğidir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada evrensel eğitimle ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Parçanın son cümlesinde evrensel eğitimle ilgili vurgulanmak istenen düşünce ifade edilmiş. Evrensel eğitim tam da burada devreye girer. İlk düsturu şudur. Yani düstur ilke demek. Evrensel eğitimin ilk ilkesi şuymuş. Ne o? Açıklayan olmaksızın anlama imkansızdır. Açıklayan derken öğreten, anlatan, açıklayıcı. Öğreten olmaksızın anlama yani öğrenme mümkün değildir. O zaman her zaman bir öğretene ihtiyaç vardır yargısı evrensel eğitimle ilgili vurgulanan düşüncedir. Cevabımız C seçeneğidir. Yazarın bu parçada vurguladığı aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruluyor. Sivil edebiyat deyince akla elbette Ece Ayhan geliyor. Sivil sıfatını eleştiri literatürümüze o yerleştirdi. İkinci yeni şiir için sivil şiir dediği söz gelimi
kendi yazdığı yazıların bir kısmına sivil denemeler adını verdi. Ayhan'ın dilinde sivil başta 1940'lı yılların tek parti döneminin edebi siyasi fikirleri etkisi altında kalmayıp kendince düşünmek demekti. Yani sivil dediği şey ne? Özgür düşünmek. Bu şair bir başka türlüsü de düşünülemezdi. Bu şair için bir başka türlüsü de düşünülemezdi. Yani o zaman Ece Ayhan'la ilgili vurgulanan şey ne? Ece Ayhan'ın her zaman kendi çizgisinde ve özgür bir biçimde yoluna devam ettiği eser, ürün ortaya koyduğudur. Esasen bu anlamda sivil olan tam tersine pek azdı. Ayhan yıllar geçtikçe İsmet Özel, Sezai Karakoç gibi isimleri bu özellikleriyle andı. Yani sivil olma, yani özgür ve hür bir biçimde eserler ortaya koyma niteliğiyle anmış. Gerçekten de zamanın çer çöpünün akışına ve ahalinin alkışını aldırmadan, çıkar ilişkilerinin içinde kendini buharlaştırmayan, kendini açtığı çığırda yürüyen şair, yazar pek azdır. O zaman bu son cümlede de anlatılmak istenen ne? Zamanın çer çöpünden uzak duracaksın, ahalinin yani halkın alkışına kulak asmayacaksın, çıkar ilişkilerine girmeyeceksin ki girdiğin zaman kendin buharlaşırsın, yok olursun. Kendi açtığın çığırda yürüyeceksin. Yani kendi çizginde, kendi özgün, kendine has çizgide yürüyeceksin. Bir sanatçı her zaman kendi çizgisinde, yani kendi açtığı çığırda yürüyecek, hür biçimde yoluna devam etmelidir. Çıkar ilişkilerine girmeyecek, ahalinin alkışını aldırmayacak ve kendisini buharlaştırmayacak. Bu ancak kendisini kendi çizgisinde yürümekle ve özgür kalabilmekle mümkündür. Cevabımız B seçeneğidir.